Fahrettin Koca kaç yıldır Sağlık Bakanı? Bayağıdır. İki sağlık, dönem mi? Sağlık sistemi çöktü mü? Çöktü. En çok ne diyordu AKP? Sağlık sistemi konusunda övünüyordu. Şimdi bu şehir hastaneleri, bu proje kimin? Nasıl bir proje bu? Şimdi bak söyleyeceğiz bir sürü işte, karşılaşacağız. Beyefendi, bakın şunlar bak şu yanlış işte bu aldığınız kaçkınlar meselesi yanlış ulusal güvenlik sorunu bu Türkiye'nin 20-25 yıl sonrası için bakın projeksiyon şu nüfus sayısı bakın artış bu uluslararası arenada bakın o sistem Irak nasıl parçalatıldı işte Suriye'yi nasıl götürdü tek 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 sayıp bunlardan geri dönülecek bunlardan vazgeçmeniz gerekir. Efendim işte parlamenter sistem bu 3Y ya yürütme, yargı, yasama bakın bunların işte birbirlerine müdahalesi gibi bir sürü şey an. Bunların hangisini dinler Erdoğan? Örnek vereyim Mesut Yılmaz Başbakan'dı. Bak üçümüz de hayattayız. Afyon Karahisar Milletvekili Nuri Yabuz. Tam da senin sorduğun şimdi sorunun en canlı örneğini anlatıyorum. Bülent Arı bürokrat ve hala bürokrat. İşte ben de hayattayım. Telefon açtılar. Başbakan strateji merkezi kurmak istiyor. Bu konuda benim üç tane devlette olumsuz deneyimim var. Hı. Tansu Çiller'le de aynı şekilde oldu Mesut Yılmaz'la. Kardeşim gittim Ankara'ya. Köşede de Mesut Bey'in asistanı oturuyor hanımefendi. Bak elimde bir ajanda uzun defter. Dedim ki Sayın Başbakan bu bir şeref benim için. Bakın dedim bu defter, bu kurşun kalemim, bu silgin, bu kalem tıraşım. Sizin söyleyeceklerinizi siz söyleyiniz. Ben de karşısında arz edeceklerimi söyleyeyim. İstemediklerinizi sileceğim burada. Ondan sonra temizleyin. Hatta o da hayret etti yani kurşun kalem silikini. İzah ettim niçin bunlar var diye. Çok güzel. Tam da Nevzat'ın sorduğu sorunun yanıtı. Şimdi söylüyor, konuşuyoruz. Sıra geldi etrafında değiştirilmesi gerekenler kişiler. Nasıl sert tepki gösterdi biliyor musunuz? Ona siz karışmayın dedi. Pardon ben o zaman niye geldim ki Ankara'ya? Niye geldim huzurunuza oturdum beyefendi ben sizin strateji merkezinin başına geçeceksem, kuracaksanız. Siz kişi mi önerdiniz ben, orada hocam? Sistem, sistem. önerdiniz. Hem sistem, sistem hem de burada kişiler. Hı hı. Hani şunlarla devam edilmemeli. Bakın bunlar niye şu? Buna dedi siz karışmayınız. Şimdi halbuki kural nedir? Kural şudur kardeşim. Gel, kural şudur. Klasik şeyi söyleyeyim. Latin Alphabeta, Charlie Delta diye dört senaryo konulur. Bak ABD devlet başkanının önüne. Söylemiştir problemlerin çözümü. Beşincisini koyamaz. O dördünden birisini seçecek. Söyleyecek orada gördüğü o deneyimli bir adam çünkü. Diyecek ki bir dakika örnek işte. Vietnam Savaşı'nda bak şöyle bir şey olmuştu bu. Şunu da dikkate alınız. Beşinci bir senaryoyu yazamaz. Ama bizde. Tayyip Bey karakterinde birisinin karşısına gittik oturduk. Bunu söylediğimizde ben sana bir şey söyleyeyim mi Nevzat? Bunların yüzünü kaldırın, ben şu yapılacak. Şimdi saray çevresindeki herkes o kadar refaha alıştılar ki, o kadar çok paraya alıştılar ki, değişmemesi için olağanüstü büyük çaba harcıyor. Erdoğan şimdi kendisini paralasa değişmek için, mümkün değil. Peki AK Çünkü Parti'de Erdoğan'ın, ki Cumhurbaşkanı değişmesini isteyen kim hocam? Var mı öyle? Bir? AKP'de var. mi? Ya var. muhtemeldir var. 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 Hayır, gerçekten pek, ama içinde tutuyordur herhalde. Hayır tutmuyor. Bak değişmesine bak, kastı pek. şu parti lideri anlamında söylemiyorum. Bu bahsedilen yapısının değişmesi yapısı, <laughs> aynı ben hiç kuşkusuz ki bak ben de şaşırdım pardon. Yapısı aynı görüşteyim ben Nevzat'la. Hiç kuşkusuz ki AKP'nin içinde de onlarca onlarca insan bu benim söylediğim şekliyle meseleye bakıp ülkenin geleceğine yönelik korku, kuşku, endişe taşıyan istedikleri tek şeyin bu ülkenin yaşaması olduğu, çatının çökmemesi olduğu, çocuklarının, torunlarının burada yaşaması, hangi ana baba evladının yurt dışına üniversite okumuş, bitirmiş falan çıkıp gitmesini ister? Hangi anne evlat hasretiyle yanar tutuşur?